Kafası çalışabilir. Arkadaşlar biraz daha aşağı inmemiz lazım. Merhabalar. Birkaç gün önce biliyorsunuz bir okul müdürümüz feci şekilde bir mülteci öğrenci tarafından katledildi. Biz öğretmenler olarak buna tepkimizi koymak ve öğretmen kalabalık nüfusun tepkisini göstermek adına bir günlük iş bırakma eylemi basın açıklaması gerçekleştiriyoruz bugün. Bu eylemi eğitimde yaşanan şiddet ortamı ve mesleki onurumuz için gerçekleştiriyoruz. Bugün artık her gün maalesef ki bir eğitimci arkadaşımıza, bir öğretmen arkadaşımıza uygulanan şiddetin haberlerini alır olmaktan yorulduk, öfkeliyiz, tepkiliyiz. Bugüne kadar bir Milli Eğitim Bakanı çıkıp da öğretmenime dokunma diyemedi. Biz bu noktada eğitimde şiddet yasasında çıkmasını istiyoruz. Okullarda güvence istiyoruz. Güvenliğin olmadığı, huzurun olmadığı bir yerde maalesef eğitim de olmaz. Öğretmenlerimiz sahipsiz. Biz bu süreçte bu tepkiyi örmek için iş bırakma kararı aldık. Bütün sendikalarımız da bugün iş bırakıyor. Okulları boşaltıyoruz, alanları dolduruyoruz. Şiddet varsa eğitim yok. Güvenlik yoksa eğitim yok. Okullar öğretmenlere mezar olamaz. Başta hocamız olmak üzere tüm katledilenler öncelikle ruhu şad olsun. Biliyorsunuz artık öğretmenlik can güvenliğine de yoksun bir meslek haline geldi. Sadece öğretmenlik değil, hangi sektöre bakarsanız bakın, sağlık sektörüne bakın, aynı şeyle karşılaşıyorsunuz. Okullara bakın, aynı şeyle karşılaşıyorsunuz. Kadınlarımıza bakınız, aynı şeyle karşılaşıyorsunuz. Çocuk şiddeti aynı şekilde. Bu ülkede şiddete son vermek istiyoruz. Bugün de öğretmenlerimizi yalnız bırakmadık. Çünkü yani izahı yok. Gerçekten lafın bittiği yer. Bu konuda başta devleti yönetenler ve bakanlıklar olmak üzere ciddi anlamda tedbirler almaya davet ediyoruz. Bu yasaların değişmesi, bir an önce güncellenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda da öğretmenlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadığımız gibi bugün de yalnız bırakmayacağız. Bundan sonra atılacak her adımında öğretmenlerimizin yanında olacağımızı çok net bir şekilde altını kalın bir çizgide çizerek söylüyorum. Hazır değil mi o? Bugün alanlarda olan on binlerce emekçi susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek.
okulları boşalttık, meydanlara indik. Bu birlikteliği her zaman sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Biz eğitim çalışanları yalnız değiliz. 1.2 milyon eğitim çalışanıyız. Bize yapılan haksızlıklara seslerimizi çıkardığımız müddetçe mutlaka kazanacağız. Bunu bilmenizi istiyorum. Hürriyetçi Eğitim Sen Denizli Şubesi olarak basın açıklamamızı Çınar Meydanı'nda yapma kararı aldık. Ve şimdi basın açıklamamızı okumak için başlıyorum. Artık yeter. Can korkusu istemiyoruz. Can güvenliği sağlansın. Gerekli tedbirler alınsın. Milli Eğitim Bakanlığı ve siyasi iktidar ve yaklaşımları ile öğretmenlik meslek kanunu üzerinde emeğimizin değersizleştirildiği, mesleğimizin itibarsızlaştırıldığı koşullarda, savaşlarda bile hedef alınmayan eğitim emekçileri maalesef okullarda şiddetin hedefi olmaya devam etmektedir. Önceki gün ömrünün büyük bölümünü eğitime ve öğrencilerine adamış olan bir meslektaşımızı hayattan ve öğrencilerinden koparan ne basit bir öfke krizi, ne failin öğrenci oluşu, ne de failin uyruğu ile ilgilidir. Bugüne kadar eğitimden sorumlu olanların yaptıkları açıklamalarda eğitimde yaşanan olumsuzlukların sorumlusu olarak öğretmenleri göstermesi, CİMER uygulamasının bizlere karşı bir sopaya dönüştürülmesi, MEB'in eğitimde yaşanan sorunlara çözüm üretmek yerine öğretmenleri ve idarecileri veli karşısında tek muhatap olarak bırakması bugün yaşananlara zemin oluşturmuştur. Maalesef saygınlığımızı kaybetmiş durumdayız. Susma! Haykır! Şiddete! Hayır! Susma! Haykır! Şiddete! Hayır! Susma! Haykır! Şiddete! Hayır! Susma! Haykır! Şiddete! Hayır! Buradan Milli Eğitim Bakanı'na soruyorum. Okulda şiddet önlemek için daha kaç eğitim emekçisinin can vermesi? İktidarın ve MEB'in plansızlığı nedeniyle okullarımız güvenlik açısından ciddi risk altındadır. Okullarımızdaki güvenlik açığının faturasını canımızla mı ödeyeceğiz? Buradan bir kez daha altını çiziyoruz. Her suç gibi bu suçun da azmettiricileri olduğunu biliyor ve onları çok iyi tanıyoruz. Daha önce defalarca yaşadığımız cinayetler gibi bu son cinayetin de azmettiricileri öğretmenler çalışmıyormuş gibi yanlış bir algıyı toplumda yaymaya çalışanlardır. Bizleri bugün okullarımızda açık hedef haline getirenler, liyakatsiz şekilde atandıkları koltukları bir hükümdarlık alanı gibi kullananlar, her fırsatta bizleri aşağılamaya çalışan mülki amirlerdir. Öğretmenliğin aynı zamanda bir uzmanlık mesleği olduğunu görmezden gelenlerdir. Okullarda şiddeti körükleyenler, eğitime dair eleştiri ve önerilerimize yıllardır kulak tıkamaktan ısrar edenlerdir. Bizleri hedef haline getirenler, her fırsatta emeğimizi küçümseyenler, mesleğimizi itibarsızlaştıranlardır. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma. Okullardaki şiddetin arkasındaki nedenler ortaya çıkarılmalı. Eğitim emekçilerinin can güvenliği sağlanmalıdır. Okulda şiddetin son bulması için MEB'i acilen harekete geçmeye ve önlem almaya çağırıyoruz. Yani bugün gerçekten üzücü bir sürece girdik. Yani bir öğretmenimizin katlediliyor olması, daha öncelerden de devam eden bir sürecin yeniden bir süreçte katledilen bir öğretmenin olması gerçekten hepimizin içini acıtıyor. Tabii bu anlamda eğitimcilerin baş tacı olması ve gerektiği bir yerde bugün cinayetle anılıyor olmaları da bizim açımızdan da üzüntü verici. Bu anlamda ne yapılması gerekiyorsa ülkeyi yönetenlerin, kamuyu yönetenlerin bu anlamda birçok mücadeleyi de beraber yürütmesi, öğretmenlere hak ettikleri değerlerin istenilen seviyeye ulaştırılması ve onlara sahip çıkılması gerekiyor.
Bu anlamda da gerek Milli Eğitim Bakanlığı'nı gerekse merkez hükümeti de göreve çağırıyoruz.